Merhaba değerli gönül dostlarımız. EKPSS'de sıkça sorulan sorular programımızın bu bölümünde engelli hizmetli ne iş yapar? Evet, bu soruya cevap bulmaya çalışacağız inşallah kısaca. Evet, engelli EKPSS sınavı ve engelli memurların alımıyla ilgili hükmün 16. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ibareye göre engelli bireyin engelini arttırıcı veya ek engel çıkarıcı şekilde durumlar göz önünde bulundurarak bu durumlara istinaden işlerde çalıştırılması uygun değildir. Evet, bu ibare madde içerisinde yer almakta arkadaşlar. Ancak hizmetli personelin, yani bu yardımcı hizmetli personel olarak geçiyor. Biliyorsunuz 657 ve devlet memurları kanununda genel hizmetli ve yardımcı hizmetli sınıfları mevcut arkadaşlar. Hizmetli kadrosuna atandığınızda kurum amirinin inisiyatifi doğrultusunda ve sizin engelinize bakılarak birçok işte çalıştırmanız mümkün. Yani bunlara hani kısa başlıklarla örnek verecek olursak bahçe temizliği, lavaboların temizliği, paspas çekilmesi, aydınlatma işlerinde görev alma, telefona bakma, masa temizliği, büro temizliği vesaire. Bu tip işlerde size görevlendirme yapılıyor arkadaşlar. Görevlendirmeler kurumun çeşitliliğine göre 1 yıl ve 2 yıl olmak üzere sizlere tebliğ şeklinde yapılır. Siz de bunu imzalarsınız arkadaşlar. Çünkü yasada idare amirinin sorumluluğu altında olduğunuz belirtilmiş. Sonuçta çalıştığınız kurumdaki müdürünüz, şefiniz, sorumlu kısım şefiniz, amiriniz sizlere ne iş verirse onu engel durumunuza göre yapabiliyorsunuz. Yapmak zorunluluğu var. Fakat şöyle bir durum var. Bir bireyin engel durumu temizlik yapmasına veya bahçe temizliği gibi durumlara uygun veya müsait değilse kurum amiri tarafından tekrar inisiyatif alınarak bu arkadaşlar masa başı işlerde memur vazifesiyle görevlendirilmektedir. Tabii bu şekilde çalışan arkadaşlarımız da mevcut arkadaşlar. Yani yardımcı hizmetli kadrosunda olup genel hizmetli statüsünde memur işleri yapan birçok arkadaşımız vardır. Özetleyecek olursak engelinizin durumunuza göre size iş veriliyor arkadaşlar. Genelde hizmetli kadrosu tanımı gereği hizmet işlerinde yer almakta. Tabii bu engelli kişinin engeli ve engellilik durumunu arttırıcı durumlar olduğunda sizi temizlik başta olmak üzere birçok alanda çalıştırmıyor arkadaşlar. İş gereği sizin bu şekilde çalışmanızı göz önünde bulundurarak amirleriniz sizlere gerekli inisiyatifi sağlamaktadır. Tercihlerinizi yaparken de bu hususlara dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek, buluşmak dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla.